Yolcuyuz hepimiz. Esas yurda doğru adım adım seyir halinde. Muhtelif renk ve desende elbiselerle çeşit çeşit yolların kesiştiği bir ulu ağaç gölgesinde dinlenmeyi ülfet edinen, sonra da kendilerini elin bir firakın koynuna atan kederli yolcularız. Gurbet içinde gurbetlerdeyiz. İnsanlar içinde yalnız, dostlar içinde yabancı. Bir ağaç gölgeliğini yurt belleyip damlar çatan garipleriz. Altından kafeslerimizde, altından ırmaklar akan köşklerden geçen garipler. Vatan şarkıları söyleyen bülbüller olmak varken. Kıymetli ders arkadaşlarım, Şualar Dershanesi'ne hoş geldiniz. 6. haftamızdayız. Ebediyetle fıtraten alakadarsınız. Onun için kafi, vafi, her derdine derman bir hazine hükmünde bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdat, ahirete iman rükünü var ya, ruhumuzun kanayan yaralarına sürülmüş merhemler hükmünde. Bizim en büyük endişelerimizden bir tanesi de mezaristana gidecek olan kendi dostlarımız, akrabalarımız, onlarla olan alakadarlığımız. Bu insanın düşünmediği bir şey değil, farkındasınız. Ölümlüyüz. Bir tek dostu için insan zaman zaman ruhunu feda edebilecek hale geliyor, değil mi? Ama şu yeryüzüne bakın, aşkla bağlı olduğunuz binler, belki milyonlar, milyarlar dostları ebedi bir müfarekat içerisinde idam olmalarını tevehhüm edip cehennem azabından beter bir elem o düşünmek ucundan göründüğü vakit. Bunun tecrübesini üstad kendisi yaşıyor. Hatta Denizli hapsinden çıktıktan sonrası için anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri. Şehir otelinden bakıyor, kavaklara bakıyor üstad. Kavaklar. Mevsimde yani yaz. Kavaklar böyle tatlı rüzgarlarda esiyor, neşeli neşeli salınıyor. Üstad birden onun arkasında sonbahar ve kış mevsimini görüyor ve ağlamaya başlıyor. Siz kendi gençliğinizin arkasında ihtiyarlığınızı, ölümünüzü görmüyor musunuz? İşte ahirete iman geliyor o noktada. Ne yapıyor? Gözünüzü açıyor, perdeleri kaldırıyor. Bak dediği ahirete iman, imanla baktı. Cennet lezzetlerinden haber veren bir lezzeti ruhiyeyi, o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup mesrurane bir nurane alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. Şimdi bakın, cennet lezzetinin bir numunesi bu değil mi? Dünyadaki bir numunesi. Ne oluyor bakın? Ebedi ölümden, ebedi bir alemde sizi bekliyor. Uslat. İşte o müşahade sizi ancak teselli edebiliyor, ayağa kaldırıyor. Gönüllerimiz bir tatlı vuslat beklentisinde ve ruhlarımız solmayan güllere, dinmeyen baharlara duyulan hasretin elemleri içinde. Ve işte her birimiz firakları visale, gurbetleri kurbete çevirecek sırlı şerbetlerden kana kana içme hengamesinde. Cana sana